1419 yaşında 1451 tarihinde Edirne'de başkent Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Yüce Rabbimiz, huzurundayız. Senin rahmet kapında duruyoruz. Ya Rabbi, kapından bizi boş çevirme. Amin. Dualarımızı kabul buyur. Amin. Yaptığımız ibadetleri, yapacağımız dua ve ibadetleri dergah-ı izzetinde kabul ve karin eyle Allah'ım. Amin. Allah'ım bizi bırakma. Bizi Amin. Nefislerimize bırakma. Amin. Her zaman bizim yardımcımız sensin. Amin. Biz sana güveniyoruz. Sen ne güzel yardımcısın. Ne Amin. Güzel dostsun. Ya Rabbi bizi zor zamanlarda, zorlukların içerisinde bir başımıza bırakma. Amin. Yardımını üzerimizden eksik etme Allah'ım. Amin. Biliyoruz senin erişilmez kudretin var. Sen olmazları olduransın. Dilediğin her şeyi dilediğin zaman yapansın. Amin. Ya Rabbi hak etmediğimiz halde senden istiyoruz. Amin. Bize lütfeyle, dünyada izzet lütfeyle, Amin. Ahirette cennet lütfeyle. Amin. Ya Rabbi günahkarız, hatalıyız, kusurluyuz. Amin. İmankarız. Din-i mübin İslam'ı yaşama konusunda eksiklerimiz, kusurlarımız var. Amin. Allah'ım bizi affet. Amin. Allah'ım bize rızanı nasip et. Amin. Cennetini nasip et. Amin. Ya Rabbi peygamberleri konuştuk. Ve selamun alel murselin. Amin. Hepsine selam olsun. Amin. O güzel insanların yolunda olmayı. O Amin. Güzel insanların yolunda yürümeyi. Amin. O güzel insanların izinde mümince, Müslümanca bir hayat yaşamayı. Hepimize nasibi müyesser buyur. Amin. Ya Rabbi Muhammed Aleyhisselam'ın Efendimiz'i kalbimizde, Muhammed. Gönlümüzde yatan peygamberimizi anladık. Allah'ın Onun güzelliklerini konuştuk. O güzel insana yaraşır ümmet olmayı bizlere nasibi müyesser eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'den olmayı kendimize şiar edindik. Amin. Ya Rabbi Muhammed Aleyhisselam'a yakışır ümmet olmayı, Amin. Müminler olmayı, Müslümanlar olmayı Amin. Hepimize nasibi müyesser eyle. Amin. Onun gibi doğru dürüst olmayı, onun gibi diğer gam olmayı, onun gibi hayırhah olmayı, onun gibi güzel düşünüp, güzel söyleyip, güzel eylemeyi bizlere de nasibi müyesser eyle. Amin. Muhammed Aleyhisselam elini açtığında senden ne istemişse, Amin. Biz de onları istiyoruz. Lütfeyle Allah'ım. Amin. Muhammed Aleyhisselam elini açıp senden nelerden sana sığınmışsa, biz de onlardan sana sığınıyoruz. Amin. Tüm kötülüklerden, tüm kötülerden. Tüm şer odaklarından bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbi sevdiklerini bize sevdir. O sevdiklerinin yolunda, izinde olmayı hep bize nasibi müyesser eyle. İyi olalım, iyilerle beraber olalım. Bu Amin. Dünyada beraber olduğumuz gibi, ahirette de o iyi, o güzel insanlarla beraber olalım Allah'ım. Amin. İlahi Ya Rabbi bu cennet vatanı bize armağan eden Amin. Geçmişlerimize, büyüklerimize, ecdadımıza rahmet diliyoruz. Amin. Özellikle 28 Mayıs'ta, 29 Mayıs'ta İstanbul'u Amin. Fetheden ve bize armağan eden Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri başta olmak üzere Amin. Bütün fetih erlerine, fetih mücahitlerine, Amin. Fetih alimlerine, fetih şehitlerine Ya Rabbi rahmet diliyoruz. Amin. Ya Rabbi o güzel insanların bize emanet etmiş olduğu bu cennet vatana sahip çıkmayı hep bize nasibi müyesser eyle Allah'ım. Amin. İstanbul mutlaka fethedilecektir. Amin. Onu fetheden asker ne güzel asker. Amin. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Hadisinin müjdesine nail olan o ecdadın torunları olarak Amin. Ya Rabbi o güzel insanlara yaraşır. Evlat olmayı hep bize nasibi müyesser eyle. Amin. Amin. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Seyyidina Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdine sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Peygamberimiz Mekke'ye doğru giderken bir suyu çekilmiş bu kuyunun yanından geçiyorlar. Buyuruyor ki bana bir tas su getirin. O suyu çekilmiş kuru kuyuya o tası döküyor. 1400 kişi Alişan Bey. Hem içiyorlar hem abdest alıyorlar hem hayvanlarını suluyorlar. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de sıkıntılı dönemlerde yaşamış. Ebu Talha geliyor Peygamberimizi böyle bitkin görünce evine dönüyor. Diyor ki hanımına Ümmü Süleym diyor Peygamberimizi gördüm. Sesi titriyordu açlıktan. Ben onu çağıracağım, çağırdım, buraya gelecek. Ne varsa diyor sen yap, hazırla. Diyor ki ya bir şey yok evde diyor.
ve Peygamberimiz Ebu Talha bizi davet etti. Müslümanlar gelin. Toplayıp gidiyor. Bir sürü insan. Sonra diyor ki hiç telaşlanmayın. Ne var evde? İşte bir parça ekmek. Biraz da yağ. Getirin. Onu Peygamberimiz bir kaba koyuyor. Ondan sonra yiyin buyuruyor. Gelen herkes yiyor. Doyuncaya kadar yiyor. Yani buna benzer. İşte bir seferinde yine parmaklarından sular akıyor. O sulardan içiyorlar. Abdest alıyorlar vesaire. Buna benzer mucizeler var. E şimdi inanmak zorunda mıyız? Yani inanan inanır. İşte Kur'an'da işaret edilenler var. Diğer peygamberlerin hayatından anlatılanlar var. Peygamberimizle ilgili de anlatılanlar var. Eğer peygamberimiz diğer peygamberlerden daha faziletli, evrensel bir elçiyse, Allah'ın sevgilisi ise, Allah lütfetmişse, istemişse neden olmaz? Allah nasip etsin. Salat ve selam olsun. Amin. Hocam bir cuma duası. Ve yaklaşınca bir anda atı kuma gömülüyor, sürçüyor. Saplanıp kalıyor. Süraka bu sefer düşüyor, at çıkmıyor filan. Diyor ki peygamberimize dua et de diyor. Allah bunu benden alsın. Peygamberimiz ona dua ediyor. At kalkıyor. Bu sefer yine o yüzdeve aklına geliyor. Tekrar hamle yapmak istiyor filan. Tekrar sürçüyor ve at kumlara saplanıyor filan. Sonra anlıyor Süraka. Diyor ki ben ettim sen etme diyor. Tamam. Peygamberimiz diyor ki dön o zaman gelenlere de ki buralarda kimse yok. Buralarda kimse yok. Yani bizim izimizi geride takip edenlere bildirme. Tamam diyor, söz diyor ve sonra diyor ki Peygamberimiz bir şey daha söylüyor. Asıl o da çok önemli. Süraka diyor ne dersin? İran fethedilsin. İran Kisrası'nın altın bilezikleri sana hediye edilsin. Hiçbir şey anlamıyor Süraka. Ya İran kim? Yani peygamber iki kişiyle Mekke'de Medine adeta kaçıyor, hicret ediyor. İran fethedilsin. İran Kisrası'nın da çok dillere destan altın bir o saltanat arması bileziği varmış. O sana hediye edilsin Süraka. Tabi Süraka orada Müslüman olduğunu söylüyor kaynaklarımız. Geri dönüyor Mekkelilere. Diyor ki buralarda ben baktım, göremedim, bulamadım vesaire. Daha sonra Ebu Cehil Süraka'nın bu ihanetini kendisine göre ihanetini anlayınca Süraka'ya kızıyor. Diyor ki Süraka bir şiir şeklinde. Vallahi diyor o atımın kumlara saplandığı anı görseydin sen de iman ederdin Ebu Cehil diyor. Boşuna diyor heveslenme. Ve aleyhissalatü vesselam yola devam ediyor. Yoldan bir işte çadırda bir kadın keçiler var ama keçiler zayıf mı zayıf? Diyor ki peygamberimiz bize süt sağsana. Bir tek şu keçi var diyor hamile olan ama onu da diyor kurumuş işte görüyorsun deri kemik kalmış sütü yok. Müsaade eder misin ben sağayım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendisi almaya başlıyor. O kurumuş dediği kadının süt yok dediği keçinin göğsünden hem Ebu Bekir içiyor hem peygamberimiz. Daha sonra kocası gelince diyor ki bu keçi ne oldu böyle? Keçi göğsü süt dolu filan. Buradan diyor işte birisi geçti böyle böyle oldu diyor. Yani buna benzer çok enteresan.